Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Manyas Salur mahallesinde 570 metrekare arsa içerisinde müstakil bir evimiz var. Evet, görüldüğü gibi sokağa, parke taşı, camiye yakın. Burada market, ulaşım, okul, sağlık ocağı, her türlü imkan var. Büyük bir mahalle. Daha önceki videolarımızdan biliyorsunuz, burada 3-4 tane daha ev paylaştık. Bakın çamlar, ne güzel bahçesi var. Ağaçlar, kuş sesleri, cıvıl cıvıl. Evet, şimdi bizim yerimiz burası. Bizim yerimiz, bakın demirden bir kapısı var. Araçla da girebilirsiniz. Bahçesinde zeytin ağaçları, ceviz ağacı, erik ağacı, çeşitli meyve ağaçları var. Evimiz burası. Şimdi evimizin içine doğru İlerleyelim. Altyapısı var. Elektriği, suyu var. Burayı biraz kısa yapmışlar. Evet. Zeytinler olmak üzere. Bakın. Şöyle Kasım gibi zeytin hasadı da yapılır. Evet. Bakın. Böyle etrafı bu şekilde çevrili. Yerimiz, bahçe alanımız. Burası evimiz. Bakın. Burası. Evet. Şimdi nereden başlayalım? Kapı girişi buradan mı? Buradan başlayalım o zaman. Oradan bir kere girilmeye de üstten girilmeye. Buraya bir çardak gibi bir şey yapmış. Alttan beri gidebilirsiniz isterseniz. Tamam, buradan verandaya bakalım. Veranda kısmı. Burada ceviz ağacı var, zeytin ağacı var. Bakın buraya bahçe, bir veranda. Evet, genişletme yapmış değil mi burayı? Evet, buradan kapısı var. Evet, şimdi bahçeyi gösterelim, oradan dolanalım, eve girelim. Bakın böyle. Sınırlarımız, burası komşu. Sınırlar buraya kadar geliyor. Evi şöyle gösterelim. Tabii ev biraz masraf yapılması gerekebilir. Mal sahibi şu an oturuyor ama tabii böyle belli yerleri bakımsız kalmış. İlla ki alan kişi bir bakım yapar. Burada bir ardiyalık var evin altında. Bakın. Buraya odun, kömür veya farklı şeyler de koyabilirsiniz. Evet, bahçe alanımızdan, yan bahçe alanımızdan devam ediyoruz. Yine zeytin ağacı. Evin arka kısmı, arka duvarı. Genel manada iskelet sağlam. Yer yer bazı yerlerde masraflar var. Evet, güzel bir bahçe var. Bahçede biber var, domates var. Bakın. Yine incir var burada. Şeftali var. Yine ceviz var, erik var. Evet. Bahçemiz güzel. Tabii amcamız yaşlı, yalnız olduğu için çok fazla ilgilenemiyor. Biraz da rahatsız. Kolundan rahatsızmış. Burada da böyle bir indirme yapmış, böyle bir yer yapmış ama burası da koruluk, ya eski bir koruluk burası. Bakın şöyle basit üsül bir koruluk yani. Buraya ıvır zıvır şeylerini koymuş. Evet, şimdi evi gösterelim. Evin arka kısmı. Bakın. Çatısı falan sağlam. Bu kısmı böyle. Mutfağı ilave yaptı buraya. İlave mi yapmış ha? Burayı ilave yaptığı için. Binadan sonradan, ilave yaptı. Geldiğimiz nokta kapı kısmı. Bakın. Bahçe. Buraya sebzelerini ekmiş. Burada meyveleri var. Efendim sınır. Burada arka taraftaki duvar böyle biraz şey olmuş herhalde. Komşunun duvarı olduğu için. Komşunun duvarı. Evet, bakın bu şekilde. Evet, bahçe alanımızda görüldüğü gibi videoda. Tadilat yapacak gelen. Tabii bakım, tadilat bir şey yapması gerekir bazı yerlerini. Evet, şimdi evin içine doğru ilerliyoruz. Evet, uydusu var. 570 metrekare arsası var. Bakın. Böyle bir gösterelim. Şimdi evin içine. Amca müsait mi? Müsait, tamam. Müsait.
Bismillah diyelim. Evet, selamünaleyküm. Hoş bulduk. Şimdi bakın, mutfak böyle eski bir mutfak. Basit usul böyle yapılmış. Yerler parke mi? Yok, fayans herhalde. Fayans mı onlar? Yok, şimdi. Alttakiler. Laminat mı? Laminat ya, laminat. Parke işte. Tavan kısmını lambir yapmış. Burası. Burayı sonradan yaptın herhalde. Burayı sonradan. Evet. Burada kiriş var. Bakın. Burası. Yine lambir yapılmış. Orada ne var? Oda mı? Tuvalet mi? Banyo gibi bir şey. Böyle. Burası banyo. Bu bayağı büyükmüş. Tuvalet, banyo. Geniş. Bayağı geniş. Yani oda gibi yapmış. Şofbeni var. Evet. Kapısı bu şekilde. Burası böyle bir yer. Evet. Şimdi devam edelim. Burada yine yerler laminat parke. Burada da bir odası var. İki tane çekyat atmış. Tavan kısmı görüldüğü gibi. Eski orijinal tavan. Eski orijinal, evet. Hiç bozulmamış. Eski, sağlam. Küçük bir oda. İki çekyat atmış buraya. Yine burada bir odası var. Yine yerler laminat parke. Burada yatak odası. Tavan yine lambiri. Ahşap lambiri çakmış. Küçük bir yatak odası. Evet. Burası da böyle bir şey gibi ya. Misafir yeri gibi bir yer ama. Evet. Burası da bir ufak bir oda gibi bir yer burası. Burada da bir yatak var. Böyle bir çocuk odası gibi veya bir kişinin kalabileceği gibi. Tavan büyük kısmı yine böyle. Büyük oda olacak. Evet. Böyle arkaya yapacağım. Tamam. Neyse, bu şey açmanın da çıkar. Tamam. Evi gösterdik. Şimdi bir şuradan balkona çıkılıyor herhalde. Balkon nerede? Buradan. Burada. Balkon da burası. Böyle tabii. Balkon kısmı da az önce gösterdik. Bu şekilde bir verandası var. Evet, evimizin ufak tefek masrafları var. Görüldüğü gibi bir şeyler yapılması lazım. Yol kısmı, sokak kısmı burası. Biz buradan girdik. Buradan da bir kapı var. Ayrıca buradan da girilebilir. Evet. Buradan göl de görünüyor. Bu ana cadde. Evet. Bakın Manyas Gölü de görünüyor burada. Edinci'ye kadar görünüyor. Burası biraz yüksekte kalıyor köyün üstünde. Biraz daha havadar bir yer. Evet, 570 metre arsa içerisinde müstakil bir ev. Evi gösterdik görüldüğü gibi. Başka diyeceğim bir şey var mı amca? Yok hacım. Evet, burayı amcamız satacak. Niye satıyorsun ha? Ya ben... Oğlum rahatsız gelmiyor. Hanım da o gelmeyince o da gelemiyor. Ha. Ben yalnız kalıyorum. Oldu İstanbul'da. Yalnız kalayım, yaşlı gideceğim. Yalnız kalıyorsun. Ha. Belli zaten yalnız olduğun belli oluyor. Ev biraz bakımsız, evet, kalmış. Öyle. Sen de iş yapamıyor. Kolun mu rahatsız? Felç oldum ben sağ tarafımda. Ha, felç oldun. Allah şifa versin. Ha. İnşallah iyi olur. Burayı satıyorsun. Hayırlısı olsun bakalım. Amin ya. Tamam, biz koyarız bakalım. Müşteri çıkarsa ya, haberleşiriz. Telefonu kaydederiz. Tamam. Tamam amca, oldu. Değerli dostlar, bugünlük bu kadar.